seherlerde müezzinler nidası, halkalarda muvahhidler sedası, ne güzeldir zikrullahın edası. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Yar koynunda bir çift suna beslenir. Sen ağlama, kirpiklerin ıslanır. Ben ağlayayım ki belki gönül ıslanır. Erzurum'u özlemişiz. Görüyorum ki Erzurum da bizi özlemiş. Cumartesi neredeyiz? Dadaşlar diyarındayız cumartesi günü. Cumartesi günü Erzurum'da on binlerle kucaklaşacağız. Erzurum hazır mı? Erzurum yeni Türkiye'ye hazır mı? Coşkunuzu daim kılsın. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Analiz programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi gazeteci yazar Esat Bindesen'le birlikte stüdyomuzda konuklarımızı ağırlayıp Türkiye ve Erzurum siyasetini konuşuyoruz. Bugün ise konuğumuz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Allah kolaylık versin. Efendim bugün tabii özel bir program. Normalde biz cumaları yapıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Erzurum'da bir mitingi olacak. Ve bunu hem bunu duyurmak hem de memlekete yapılan yatırımları konuşmak üzere bugün bir araya geldik. Bugün de yaşanan bir sıcak gelişme var. Asgari ücret belirlendi efendim. 3506 lira olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu bir rakamla birlikte vatandaşlara da en azından enflasyon karşısında ezilmemesi babında güzel bir müjdeli haber de oldu. Siz bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Önce şunu ifade edeyim. Bizleri televizyonlara başını izleyen tüm Erzurum'da hemşehrilerime, tüm vatandaşlarımıza, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii cumartesi Sayın Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayacağız. Bu vesileyle tüm Dadaşları ve çevre illerde bulunan tüm kardeşlerimizi Erzurum'uza davet ediyoruz. İnanıyorum ki Erzurumlu Dadaşlar yeni miting alanımızı dolduracaklar hınca hınç. Bu dünya lideri, ülkemizin sevilen, sayılan, ülkemizin gidişatını değiştiren, ülkemize yön veren büyük devlet adamını inşallah şehrimizde büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Bunun için ben bütün Dadaşları yeni etkinlik meydana, yeni miting meydana davet ediyorum. Ve diyorum ki liderimizin yalnız olmadığını, böyle dünya lideri zaman zaman çok az çıkar. Yüzünde bir gelir. Böyle bir dünya liderini inşallah büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Ve onu inşallah burada coşkuyla, heyecanla dinleyeceğiz. Tabii onun bugün asgari ücrette fevkalade bir rakamı açıkladı. 8506 lira net rakam. Ve üstelik de bundan evvelki yine bir açıklamasında da asgari ücreti vergi dışı tutmuştu. Ve damga vergisinden ve diğer vergilerden ayırt ederek net bir rakama söylemişti. Ve bugün geldiğimiz noktada elbette ki Türkiye'nin, ülkemizin şartlarını zorlayarak bu rakam açıklandı. Yani ben kamuoyunu yokluyoruz. Beklenti neydi? 7.000, 7.500, bilemedim 8.000 lira. Evet. Beklentimizin üzerinde bir rakam açıklandı. Tüm emekçi kardeşlerimize, tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Helali hoş olsun. Tabii çalışanın hakkını vermek gerektiğini biz hep ifade ediyoruz. Çünkü o da evine ekmek götürecek, geçimini sürdürecek. İnşallah daha güzel günlere ulaşma dileğiyle buradan bu asgari ücretin, açıklanan asgari ücretin 2023 yılı hayırlı olmasını temenni ediyorum.
İnşallah daha güzel günleri hep beraber yakalayacağız. Şimdi değerli başkanım, tabii asgari ücrete zam yapılınca bu sefer gözler memur, memur emeklisi ve işçi emeklisine döndü. Onlar da ciddi bir zam bekliyorlar. İnşallah onlar da bu enflasyon karşısında ciddi bir zam alacaklar diye düşünüyorum. Elbette ki diyoruz, biliyoruz ki asgari ücret bir taban ücreti. Evet. Bunun üzerinde ücretler var. İster istemez diğer ücretlerin ücreti de bunun üzerinde yansıyacak ve onlara da gerekli destek verilecek. Emekli işçilerimiz var, emekli memurlarımız var. Onlara da inşallah aynı nispette gerekli zamın yapılacağı kanaatindeyim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri 20 yıl boyunca hiç şaşırtmadı. Hep milletin yanında oldu. Hep çalışanın yanında oldu. Hep emekçinin yanında oldu. Hep garibin, gurebanın yanında oldu. Hep devletinin kalkınmasına zamanını harcadı. Biz zaman zaman hep şöyle söylüyoruz. Ya bu adamcağız hakikaten ne büyük emek sarf ediyor, ne büyük gayret sarf ediyor. Yani normal bir insanın taşıyamayacağı yükü üzerine almış ve götürüyor. Allah ömrünü uzun etsin. Allah gayretini, sağlığını daim eylesin. Dediğim gibi devlet adamları az yetişir. Ve bu böyle geldi, böyle gitsin demeyen bir lider. Zaman zaman bazı liderler vardır. Aman böyle mi geldi? Böyle de devam etsin. Daha güzelini, daha iyisini nasıl yapabilirim diye hep değişimden, dönüşümden yana bir lider. İşte ülkemizin şu dünyanın geldiği kritik bir dönemde nasıl idare ettiğini. Ben bir hafta evvel, 10 gün evvel Almanya'daydım. İki ayrı şehirde kaldım. Otellerde, kaloriferler yanmıyor. Yanmıyor. Almanya gibi bir ülkede otellerin kaloriferleri yanmıyor. Bu neyi gösteriyor? Bu hesapsız kitapsız bir politikanın uygulanmasını gösteriyor. Ülkemiz ne yaptı? Birileri ne diyordu? Derhal Rusya ile ilişkiyi keselim. Derhal irtibatı keselim. Ama devlet başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey öyle bir politika izledi ki hem Batı'yı hem Ukrayna'yı hem de Rusya'yı memnun eden bir politikayla ve ülkemizi darda sıkıntıda bırakmadı. Hamdolsun böyle bir dönemde bir sıkışıklığımız, bir sorunumuz var mı? Böyle elle tutulur, gözle görülür. Elbette ki geçim derdimiz var, işsizlik var. Bakın uyguladığı ekonomik politikalarla bile dünyayı uygulamadığı bir politikayı uygulayarak fabrikaların çalışmasını, işten insan çıkarılmamasını temin etti. Üretimi de hızla artırarak ihracatın da artmasına vesile oldu. Ben bir ayağım Ankara, bir ayağım İstanbul'da. Ve gittiğim zaman mutlaka sanayi kuruluşlarına, iş adamlarına uğruyorum. Hep şunu söylüyorlar. Öyle bir talep var ki yeni fabrikaları kurabilsek yetiştiremeyiz. Bakın böyle de bir politika izleniyor. Yani üretim devamlı artıyor. Üretim artması demek işsizliğin azalması demek. İşsizliğin artmaması demek. Zaten açıklanan rakamlarda da bunları görüyor ve hissediyoruz. Denilen politikaları uygulasaydı bugün işsizlik diz boyuydu. Ekonomik sıkıntılar bir diz boyuydu. Tamam, elbette ki fiyat artışları var. Ama fiyat artışlarına da emekçileri, çalışanları, emeklileri hatta devletten destek alan, sosyal devlet desteği alan kardeşlerimizi bile aldıkları ücretleri artırarak enflasyona, hayat pahalılığına ezdirmiyor. Ancak böyle bir devlet adamına teşekkür edilir ve böyle bir devlet adamı gönlümüze basılır. Gönlümüzde yeri var. Sağ olsun, var olsun. Bir de şunu söyleyeyim. Geçen hafta Almanya'dayken pazarlara gittim. Manavlara gittim. Ya bir kilo elma kaç para? Bir kilo portakal kaç para? Bir kilo mandalina kaç para? Bir kilo ıspanak kaç para? Bir kilo pırasa kaç para? 5 avrodan aşağı bir ürün görmedim. 1 kilo mandalina 6,5 avro. Fiyatını hesap edin. 20 lirayla 6,5 çarptığınız zaman 120 lira falan ediyor. 130 lira. 130 lira. 130 lira. Aynı mandalina bizde 10 lira, 12 lira. İspanak en ucuz sebze olarak biliriz. Bir bal ıspanak, evet. 6,5 avro. Telefonumda kayıtlarını aldım. Çünkü birileri
Sanki orada hayat pahalı, hayat çok ucuzmuş. İnsanlara çok mutluymuş gibi gösteriyorlar. Doğalgaz, elektrik fiyatları, ev kiraları. En ucuz 1+1 ev 1000 avro, 800 avro ile arasında değişiyor. 2+1 bir ev 1000 avro ile 1300 avro arasında değişiyor. 3+1 ev en düşüğü 1500 avro. Maaşlar da ortalama maaşlar da 1800 avro. Ha elbette ki 2500 avro olan da var. E bizde 20 bin lira maaş alan yok mu? Biz 30 bin lira maaş alan yok mu? Her kurumda var. Şu anda bizim kurumumuzda bile bunun üzerinde maaş alan arkadaşlarımız var. Ben onları saymıyorum. Ben asgari ücretli olan kardeşlerimizi sayıyorum. İşte Avrupa ile kıyasladığınız zaman durumumuzun yani onlardan kötü olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Evet. Peki efendim bu hem enflasyonla mücadelede az önce anlatmış olduğunuz gibi aslında en büyük hayat pahalılığı ürün bulamama. Türkiye'de ise böyle bir sorun yok. Hatta demiş olduğunuz durumdan dolayı, doğru politikalardan dolayı Türkiye Avrupa'nın Rusya'nın şeyiyle hatta Putin geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yaptı. Doğalgaz deposu Türkiye olacak ve fiyatını ayarlayacak ülke de yine Türkiye'dir bunun diye. Adeta Avrupa'yı da bize ne denir? Bize neredeyse aynen öyle muhtaç etti. Bu politikalar yürütürken efendim aynı zamanda da istihdama yönelik de birçok adım atılıyor. Hem şehrimizde olsun hem de Türkiye genelinde az önce söylemiş olduğunuz gibi fabrikalar çeşitli hem tekstil alanında hem de farklı alanlarda istihdamın da arttırılması sağlanıyor. Evet asgari ücretler artıyor ama aynı zamanda da istihdamın da artması için büyük bir çaba var. Bu yönde sizlerin de çalışması var mı efendim? Hemen şunu söyleyeyim. Elbette ki ülkemizde de istihdama dönük çok önemli. Bir kere büyük bir talebin olduğunu, hem dışarıdan önemli bir talebin olduğunu, yani zaten ihracatımızdan gözükmüyor mu? Her ay ihracatımız üzerine koyarak devamlı bir artış gösteriyor. İnşallah bunlar devam edecek. Biz de Erzurum'umuzda şu anda eski Sümerbak denilen yerde bir tesis yaptık. 100 ile 150 arasında eleman çalışacak. Yeni bir terlik fabrikası bitirdik. Bakın biz belediye olarak yapıp kiraya veriyoruz. Hedefimiz ne? Hedefimiz iş arayan kardeşlerimize bay bayan iş verelim. Hemen yanı başında yine bir tesisimiz var. Orada terlik üretimi yapılacak. Elde üretilen terlikler. Yine belediyemizin bir şirketi hediyelik eşya dönük bir çalışma yapıyor. Evlere iş verilecek. Parça başı üretim. Yine Olimpiyat Parkı'nda bir 150 kişinin çalışacağı tesis yarın sabah ziyaret edeceğim. Hizmete giriyor. Buradan duyurusunu yapıyorum. Yine bizim şu anda Hilalkent'teki sosyal tesisimizin, parkımızın hemen yanında bulunan sosyal tesisimizde 100'e yakın bir istihdam sağlandı. Şu anda üretim yapıyorlar. Yine bu arada Dadaşkent'te bir fabrikamız, bunlar hep ayakkabı dönük fabrikalar. Bir tesisimiz şu anda bölüm yapıyoruz. Bilgi evimizin alt katında yine 100 kişi istihdam edilecek, iş öğretilecek ve bunlar daha büyük fabrikalarda çalışma imkanına kavuşacak. Ve yine şu anda Palandöken su deposunun yan tarafında bizim bir bilgi evi yaptık. Alt katını istihdam alanı olarak düşündük. Şu anda ilave çalışmalar yapılıyor. Orada da 150-200 kişi kardeşimiz ekmek yiyecek. Bundan kalmayacağız. Yeni organizemizde şu anda altyapıyı belediye olarak destekliyoruz. Sayın Valim'le beraber ve orayı hizmete inşallah sokacağız. Yeni fabrikalar yapılacak. İlaç fabrikası var, tekstil fabrikası var, kot pantolon fabrikası var, takım elbise fabrikaları var ve bunun dışında başka tür fabrikalar var. Ayrıca birinci organizede yine bir grup Yavuz Tekstil diye 1000 kişinin çalışacağı bir fabrikayı bitirdi. Hizmete sokulacak. 1000 kişi. Bakın 1000 tane kardeşimiz işe başlayacak. Biz vatandaşların de, bir de merak ettiği de buralara nasıl başvurabiliriz? İşkur üzerinden mi yapılıyor? İşkur üzerinden. İşkur'da kayıtlar olsun. Eleman alınacağı zaman İşkur'dan çağırıyorlar. Görüşmeler yapıyorlar. Münasip olanlar orada işe başlıyor. Diğerleri devam ediyor. Yine Oltu ve çevresindeki ilçelerimize ilgilendiren bir 500 kişilik 10 bin metrekare İki fabrika yaptık. Fabrika bitti.
Pazartesi 350 kişi işe başlıyor. Nihayetinde bu 500-600 kişi olacak. Bunun 50'si Şenkaya'dan, 50'si Olur'dan, 75'i Narman'dan. Hep çevre ilçelerden geliyor. 175, 200'ü de Oltu'dan olmak üzere. O 4 ilçemizi inşallah büyük bir işsizlik açısından rahata kavuşturuyoruz. Bunun arkasından inşallah Karayazı gelecek. Bunun arkasından Hınıs gelecek. İspir gelecek. Çat'ta şu anda bir fabrika yaptık. Belediye olarak, Büyükşehir ilçe belediyesi olarak el ele verdik. Fabrika bitti. 100-150 kişi orada işe başlayacak. İnşallah bir dahaki yıl burada oturduğumuz zaman her ilçemizde aşağı yukarı bir fabrikadan söz eder hale geleceğiz. Ve de bu da devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Milletvekillerimizin, AK Parti ve Cumhur İttifakı teşkilatlarımızın sağladığı imkanlarla ve Sayın Valimizin de burada büyük desteği oluyor bu konuda. Destekle bu yeni fabrikaları devreye sokacağız. Yani sadece amacımız belediye hizmeti değil, aynı zamanda şehrin üretimine, şehrin istihdamına, şehrin ihracatına da katkı sağlamak. Bu konuda olan özverimizi hep devam ettirdik, hep devam ettireceğiz. Onun için milletimiz elbette ki sıkıntılar var. Her araya iş arayan elemanı da iş bulamayabiliriz. Çünkü fazla farklı mesleği sahip olan kardeşlerimiz var. İnşaat mühendisi, mimardır, iktisattır. Onlar da farklı alanlarda. İnşallah buralarda istihdam sağlamak suretiyle önemli bir imkan oluşturmuş olacağız. İnşallah. Bakın daha neler düşünüyoruz. Şu anda Tortum'da bir kültür merkezi, düğün salonu yapılıyor. Alt katını veya üst katını istihdama ayırıyoruz. Belediye başkanımızla beraber. Yine böyle fabrika türü bir şey aynen mi? Aynen böyle. Aynen böyle. Devam ettireceğiz. Daha yeni yeni işler devreye girecek. Buradan hepsini söylemeyeyim. Bittikçe yapalım bunları ki tadı tuzu olsun. Zaten yani. Her program yapışımızda yeni bir müjdeyle evet. Vatandaşları bilgilendiriyorsunuz. Evet. Buyurun Esat Bey. Değerli Başkanım, Erzurum 2025 yılında turizm başkenti seçildi. Bu ne demek? Kim seçti? Erzurum'a ne gibi faydalar sağlayacak turizm başkenti olması? Erzurum'un turizmine katkı yapacak mı? Gerçi zaten halinizin çalışmaları şehrin turizmini ön plana çıkarma yönünde. Epey de bir mesafe aldınız. Hakikaten öyle. Tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması, Palandöken'in cıvıl cıvıl hale gelmesi. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii önce şunu söyleyeyim. 2025 yılı ekonomik işbirliği ülkelerimiz var. Evet. Türkiye devletler. Hı hı. Burada alınan bir kararla Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın önerisiyle Erzurum turizmin başkenti ilan edildi. Bir kere bu ne demek? Evet. Onu ifade edeyim. Tabii Erzurum ismini öne çıkarmak. Erzurum'daki farkındalığı ortaya koymak. Şimdi biliyorsunuz turizm denince akla başta bizim açımızdan kış turizmi geliyor. Kayak, kızak ve kış sporlarıyla ilgili. Hakikaten Erzurum'umuz böyle büyük bir imkana sahip. Bu imkanı elbette ki değerlendirmek, daha iyi konuma taşımak bizim vazifemiz. Bunun yanı sıra Erzurum turizm başkenti. Bakın yüksek irtifalı kamp merkezi var. Yani sportif açıdan da bura bir merkez. Yani gerek geleneksel sporlar, binicilik, atçılık, okçuluk, bu sporları ele aldığınız zaman yegane şehir Erzurum. Bakın en son Kayseri'de yapılan binicilikte Erzurum Türkiye şampiyonu oldu. Evet. Buradan tebrik ediyorum sporcularımızı. Yine ayrıca diğer spor dallarında Erzurum Yüksek İrtifalı Kamp Merkezi. Futbolda olduğu gibi basketbolda, voleybolda, boksta, karate'de, judoda, yüzmede, atletizmde ve kış sporlarında. Şimdi bunun için kapalı spor salonu yaptık bir tane. Olimpik bir spor salonu. İki, bizim itfaiye binamızı Tesla yine böyle bir standartta uygun kapalı spor salonumuz var. Bu iki spor salonunda basketbol ve voleybola, güreşe, yine salonda yapılacak sporlara yüksek irtifada destek veriyoruz. Atletizm pistimiz var. Gayet nizami. Yüzme havuzlarımız var. Bir tane olimpik, bir tane yarı olimpik. Ayrıca bizim yapmış olduğumuz yarı olimpik yüzme havuzlarımız var. Burada hem şehir çocuklarına, şehrimizin gençlerine hem de şehirlerin dışından gelenlere kamp yapma
imkanı buradan tanıyoruz. Bunun yanı sıra çok ilgi gösteriyor başkanım. Bu tür şeylere mesela yüzme işine yatırımcı. Tabii dünyadan geliyor. Yani Almanya'sı, İspanya'sı, İtalya'sı, İngiltere'si, Arap ülkelerinden, Körfez ülkelerinden çok takım geliyor. Gelmeye devam edecek. Yani böyle bir yer bulmanız mümkün değil. Aslında başkanım ben bir tespitim var. Çok ciddi hizmetler yapıyorsunuz. Hakikaten çok ciddi hizmetler bunlar ama böyle halka yansımasını çok fazla beceremiyoruz herhalde bunu. Yani böyle aslında cıvıl cıvıl oralar. Ya ben gidip görüyorum yani. Evet. İnansanız yere düşmez şimdi, mesela. Şimdi sosyal tesislerde. Esat Bey şunu söyleyeyim. Bunlar halkımız artık hepsini görmeye başladı. Evet. Doğru yani herkes bir yerde yapılan. Hirakent'te biz park yapmışız. 150 kişi orada çalışıyor ve park bir hizmet veriyor. Orada anaokulu var. Orada dershanelerimiz var. Yine Hirakent'te halı tezgahlarımız var. Halı üretiyoruz. Gençlerimiz, kızlarımız orada para kazanıyor. Bundan kimin haberi olsun? Evet, nasıl duyuralım? Ancak o bölgedeki insanlar bunları bilebiliyor. Ama biz bunlarla tabii kalmıyoruz. Bizim işimiz hizmet yapmak. Zaman zaman da bunları halkımıza duyurmak. Şimdi Azizye'de biz bir millet bahçesi yaptık. Yani çok fazla vitrinle uğraşmıyorsunuz başkanım. Bizim derdimiz, katılıyorum ona, bizim derdimiz efendim 1 liralık yatırım yapıp 10 liralık reklam yapmak değil. Evet. Biz 100 liralık yatırım yapalım. 50 kuruşluk da reklam yapmayı öngören bir anlayışa sahibiz. Aynen. İsrafa karşı bir anlayışımız var. İsraf olmasın. Şimdi böyle bir dönemde bir kültür yapılarımız var. Bakın bir çifte minare. Biliyorsunuz ki ben göreve başladığım zaman çifte minaremiz atıl durumdaydı. Evet. Restorasyonu yapılmamıştı. Restorasyonu bitti. 10 yıl sürdü efendim. Açık. Bakın şu anda bizim orada rehberlerimiz var. Belediyemizin kendi koyduğu rehberler. Ulu camimiz. Hemen karşısında kale, çevre, peyzajı, restorasyonu yapıldı. Hizmete açtık. Ve hemen şimdi ilerisinde Yakutiye Medresesi. Hemen yanında yine çok önemli Lalapaşa, Mustafa Lalapaşa Camii, İbrahim Paşa Camii ve Taşhan. Evet. Hamamlarımız, tabyalarımız. Şimdi bunlar peyderpey gidiyor. Şimdi bakın şu anda bizim yıllardan beri konuştuğumuz acaba taş ambarlar turizme kazandırılacak mı? Evet kazandırıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle yaptığımız anlaşma gereği onlara belli bir nispette yer yaptık. Bugünkü bedelle 400 milyonluk binalar yaptık. Nerede yaptınız başkanım? Gezköy kışlasında yaptık. Ve şimdi son görüşmeyi yapıp teslim edeceğiz ve taş ambarları teslim alacağız. Bu yılda yani 2023 yılında da taş ambarları restorasyon yapacağız. Ve orayı da inşallah halkımıza ve turizme kazandıracağız. Ne olarak bunlar, kullanılacak iç tarafı? Yine bir geleneksel sanatlar, yöresel ürünler şeklinde inşallah tanzim edeceğiz. Hı. Bakın hemen Ulu Cami ile İdare Mahkemesi, Cumhuriyet Caddesi ile taş ambarları arasını kamulaştırıyoruz. Bakın kamulaştırıyoruz. 500-600 milyon sadece kamulaştırma para gidiyor. Diğer tabirle söyleyeyim 500 veya 600 trilyon belki daha da fazla. Hı. Çünkü biz bir bedel biçiyoruz. Vatandaşımız beğeniyor veya beğenmiyor. Mahkemeye gidiyoruz. Yine artışlar oluyor ve devam. Ama biz orayı da inşallah aynen kalenin önü gibi bir meydan yapıp orayı da inşallah Erzurum'umuza kazandıracağız. Başkanım yeri gelmişken hemen ifade edeyim. Kamulaştırmada vatandaş şöyle bir algısı var. Yani fiyatlar çok az bulunuyor diye. Bunu siz mi belirliyorsunuz yoksa bunun belirleyen bir durumu şöyle var ya, bir tabii, kurum mu belirliyor? Elimizde bunu? Belli prensipler var. Evet. Devletin her yıl yayınladığı bina yapım bedelleri var. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf inşaat bedelleri var. Bir de yine o mevcut yapının ömrü var. Kaç yıl evvel yapılmış? 30 yıl evvel, 20 yıl evvel, 10 yıl evvel, 5 yıl evvel. O rakamlarla çarpıyoruz. Arsa bedelini yine günün şartlarında uyarlayıp eski bina dahi olsa biz bir bedel üretiyoruz. Bedel topluyoruz. O bedeli vatandaşımıza teklif ediyoruz. Tabii ben vatandaş açısından da bu işe bakıyorum bir yandan. Vatandaşımız da haklı olarak yıllardan beri oturuyor. Başını sokmuş. Geçimini, yaşamını orada sürdürüyor. Onun için orası saray. Saray. Ama bir şey de yapılacak bu çalışmalarda.
Ona inşallah makul bir şekilde bir fiyat teklif ediyoruz. Ev alabilecek de fiyat. Bir gidip bir arsalık bina yapabileceği şekilde elimizden geldiği kadar yardım elimizi uzatıyoruz. Ama dediğimiz gibi şehrin geliştirmesi, dönüştürmesi de bir vazife. Evet. Bu böyle gelmiş, böyle gitsin dersek de o zaman şehirde bir hareketlilik sağlayamayız. Bunun için burayı devam ettiriyoruz. Narmanlı Camii'nin hemen karşısında bir ada var. Erzurum Hamamımız var orada. Tabakkale Çeşmesi'nin önünde. Orayı, o adayı yol boyunca kamulaştırıyoruz. Yine iş yeri verebiliyoruz. Konut verebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza. Yine hemen bu yeşil yakute konutları var. Evet. Onun önünde bir alan var. Oraları kamulaştırıyoruz. Evet. Yine dağın kalenin hemen arkasındaki Ayazpaşa'ya doğru oradaki eski binaları kamulaştırıyoruz. Ve bu kamulaştırmamız devam ediyor. Ve istiyoruz ki Erzurum'umuzu güzelleştirelim. Bu sene yapacağımız yatırımlarla göreceksiniz ki daha farklı bir Erzurum meydana çıkacak. Yoncalık da var, Çırçır da var, Mumcu da var, aşağı Mumcu'ya doğru. O camilerimizi, Çırçır'daki camimiz, Orta Mumcu'daki camimiz yenilenecek. Yeni dükkanlar çıkacak. Zaten bu Mumcu'nun Atatürk evinin ve çevresinde çok önemli düzenlemeler yaptık. Önümüzdeki tamamen bitecek. Otoparklarıyla, çevre düzenlemesiyle oralarda inşallah hizmete sokmuş olacağız. Peki efendim, o üç gümbetler arkası tarih gün yüzüne çıktı. Hatta Erzurum'a gelip gezenler, ya biz daha önce kaleyi bile görmemişiz burada. Hatta tabii şimdi üç gümbetler, taş ambarlar, kale bütünleşecek. Hepsinin hedefimiz bütünleştirmek. Başkanım, bir soru vardı onunla ilgili. O çevrede yapılan yerler var, dükkanlar. Bunlar önceki hak sahiplerini mi işletecek veya veriliyor mu? Veriliyorsa da her esnaf buradan yararlanabiliyor mu? Nasıl? En azından tarihi bir mekan olduğu için acaba ona uygun şimdi yerler mi oluşuyor? Tabii ona uygun yerler olarak inşallah kiraya vereceğiz. Satma imkanımız varsa belki bir iki tanesini satarız. Bu arada biliyorsunuz geçen hafta cuma namazıyla beraber açtık. Gürcükapı Camii. Gürcükapı Camii. İnşallah Gürcükapı ve çevre düzenlemesini de bu cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın oradan kurdele kesmesiyle hizmete sokacağız. Şimdi başkanım müsaade ederseniz bu Gürcükapı ve üç gümbetler kalenin bir araya getirilmesi noktasında ben bir şey size anlatmak istiyorum. O zaman tabii genciz. Hürsöz gazetesi diye bir gazete var. Evet, Erzurum'un siyasetini de belirleyen bir gazete. Gündemini belirleyen bir gazete. Başkanım onu da yazdık. Gürcükapı'da yenilikler olması lazım. Tabii yıllar geçti aradan. Ben sonra hem Nihat Kitapçı, rahmetli Nihat Kitapçı ile çalıştım. Hem de Necati Güllü ile çalıştım. Başkanım Gürcükapı 50 yıllık bir hakikaten rüyaydı. Hatta Necati Bey'in, rahmetli Necati Güllü Bey'in sözler aklımda. Oğlum dedi, biz orayı kendimiz yapamayız. Ona devlet eli lazım demişti rahmetli. Yani bu Gürcükapı'yı. Evet. Bir de hem Nihat Kitapçı'nın hem de Necati Bey'in hayaliydi başkanım. Üç gümbetler, Erzurum Kalesi ve Ulu Cami'nin bir araya toplanması. Siz bunu başardınız başkanım. Evet, bakın ifade etmiş olduğunuz gibi Hürsöz gazetesi yıl 1957. Evet. O günkü belediye tarafından kentsel dönüşüm kararı alınıyor. 1957, 60'a 3 yıl ister. Hı hı. 40 yoldan 43 yıl. 22'de buradan tam 65'e falan varıyor başkanım. 43 yıl, 65 yıl önce burası dönüşecek diye bir karar veriliyor. Fakat bize nasip oldu başlamak ve bitirmek. Şimdi biz önümüzdeki yıl biliyorsunuz yine kongre binamızdan gelirken köşe başında Kasımpaşa'nın kesiştiği noktada eski Migros yeri vardı. Anlaştık, yıktık, temellerini attık. Bu sene bitireceğiz Allah'ın izniyle. Oradan yukarı Habib Baba türbesine kadar o alanı tamamen yenileyeceğiz. Çünkü orası yenilendi başkanım. Bu dediğiniz yerlerde yenilenmesi lazım. Hemen önce karşısında Hacılar Hanı var. Evet. Restore edeceğiz, yenileyeceğiz. Hemen Kavaflar var Allah nasip ederse. Ayazpaşa'ya kadar buraları, bu projenin bir tanesi, buraları tamamen aynen Gürcükapı gibi yenileyeceğiz, taş kaplama yapacağız, modern bir görüntüye kavuşturacağız. Yani siz Gürcükapı Camii'nden girdiğiniz zaman taş mağazalara kadar yepyeni bir yapılaşma ve modern
şehre ait bir tarihi şehre ait bir yapılaşmayı inşallah burada göreceksiniz. Taşmazalar'da bir projeniz var. Benim tabii orada projemiz hazır. Üstü kapanacak falan denilmişti. Tabii o projemiz zaman. Hazır. Hı hı. Orada bir tarihi kısım var. Orayı restore edeceğiz. Diğer tarafları yıkıp iki kattan fazla olan yerleri kamulaştıracağız. Ve tamamı iki kat üzeri kapanmış bir şekilde bir hayal eser hayal ediyoruz. Anlaşamadık esnafımızla. Evet. Anlaşmış olsaydık 2023 yılında da orayı başlayıp bitirip hizmete sokmayı hedefliyorduk. Hatta ben tarihi olmayan kısmın altına da bir otopark düşünüyorum. Evet, esnaf bakın tekrar ediyorum. Koysun. Evet. Sadece esnafın kendi araçlarına koyabilecekleri bir otopark olsun. Biliyorsunuz orada bu sene dere ıslahı yaptık. Evet. Yani Tebriz Kapı'dan gelen yağmur suyu, normal dağdan gelen suların aktığı ve oradaki bizim taş mağazaların iş yerlerinin altından geçiyordu. Şimdi biz onu düzelttik. Tam cedide aldık. İnşallah böyle bir çalışmayı yine bir görüşme yapacağım. Yine ısrar edeceğim. Razı olurlarsa 2023 yılında da orayı yapıp hizmete sokmayı hedefliyorum. Bakın bugün elbette ki esnafımızın bazı sıkıntıları oldu. Tebriz Kapı'da, Gürcü Kapı'da. Ama güzel olmadı mı? Otoparkıyla, evet, tabii yeni yapılaşmasıyla hakikaten yeni bir şeye çıktı. Bakın Aşkale Garajı bitirdik. Gerek parkıyla, gerek otoparkıyla, gerek çevre düzenlemesi. Metro gerek binalar da vardı. Önceden oradan geçilmesi evet, bile çok zor. Gerek bilgi eviyle, taze eviyle, dershaneleriyle güzel bir tesis orada hizmete girdi. Ve şimdi hemen Gürcü Kapı'nın altında İhmal Camii var. Evet. Bakın orada bir düzenleme yapacağım. Hem cephe gidilmesi yapacağız, hem de o caminin yeni ihtiyaç abdesthaneleri oluşacak. Hı. Bay abdesthanesi var. Bayan var. Pardon, erkek bay var. Bayan yok. Bayan yok. Hı hı. Onu oluşturacağız. O yolu düzenleyeceğiz. Yol gelmiş böyle daralmış ilkel vaziyette. Güzel bir koruma sokacağız oraları. Allah'a emanet. Hemen devamında niyetim tam bu Gürcü Kapı projesinin hemen çaprazında kongreye doğru orada bir tek katlı binalarımız var. Anlaşabilirsek oralarda yıkıp güzel bir koruma taşıyacağız. Demircilerin devamını şahsen düşünüyorum. Yapacağımız çok iş var. Var var evet. Peki çok iş var. Bir de sanayi bölgesi de var efendim. Orayla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Sanayiyle ilgili mi? Evet. Sanayide biliyorsunuz kentsel dönüşümüz devam ediyor. Evet. Büyükşehir'in devam ediyor. TOKİ devam ediyoruz. İki baştan devam ediyoruz. Edip Somonu'nda devam ediyoruz. Sosyal konut yapımına. Çırçır'da da devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Çırçır'ın yani Yoncalık'ın sağında ve solunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait lojmanlar vardı, yıktık. Evet. Şimdi onun çaprazında biz bir benzin istasyonu yaptık belediye olarak. Onun altında güzel iş merkezleri yapılacak. Karşısında iş yeri ve konut yapılacak. Ayrıca bakın yıllardan beri Şeyhler Camii kapalı bir kutu. Evet. Ancak Erzincan kapıdan çıkarken tek bir yoldan ulaşmak mümkün. İşte biz onu Yoncalık'a bağlıyoruz. 10 metre bir yolla bağlayacağız. Daha yukarıdan yine bir Kur'an kursunun bulunduğu bir bina var. Hı hı. Oradan Bosna'yı birbirine bağlayacağız. Bir cadde, 15 metre genişli bir caddemiz. Direkt Yoncalık'tan girdiğiniz zaman Bosna'dan çıkacaksınız. Bunlar güzel şeyler değil mi? Çok güzel şeyler. Ve yine yapacağımız mesela o Çırça Camii'ni ön tarafa alıyoruz. Esnafla anlaştık. Altına bir veya iki kat otopark, üzerine iş yeri, üzerinde camimiz gayet muazzam şekilde yerleşecek. O, Mumcu'da, yukarı Mumcu'dan aşağı doğru inerken sol tarafta Orta Mumcu diyorum ben oraya. Bir camimiz var arkada. Arkada. O iki kat otopark yapılacak. Üzerinde iş yeri, Kur'an kursu taze evi, üzerinde de güzel bir cami. Mumcu aşağı inerken sol tarafta camimizi göreceğiz. Yoncalık'tan yukarı çıkarken sağ tarafta camimizi göreceğiz. Bakın bunlar hayati proje. Evet. Hayati proje. Evet. Bir projem de aşağı Mumcu'da var. Vakıflardan oradan takas usulü bir yer aldık. Şimdi ön taraftaki iş yerleriyle görüşüyoruz. Orada bir 3,5 dönüm bir arazi burası. 2 kat otopark altına. Üstüne ufak bir iş yeri, bir cami yerleşecek. Ve geri kalanda o mahalleye bir park olarak yapacağız. Meydan parkı. Gelecek benim vatandaşım. Güzel çoluğuyla, çocuğuyla
yine kimseye vermemek suretiyle, belediye işletmek suretiyle orada gelip güzel yaşamını sürdürecek. Bakın bunlar hep hayati proje. Şehre yön verecek proje. Şükrüpaşa'da, Şükrüpaşa Camii var. Orada yol çalışması yapıyoruz. Yani o caddeyi ta aşağıda bulunan bir köyümüz var. Yeni mahalle, eski adı da köy. Şıkköy'dü. Şıkköy. Evet. Şıkköy. Şıkköy'ne... Kanköy var, Şıkköy. Kanköy. 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 Şıkköy'de altı. Kanköy'den itibaren yol geliyor, belli bir yerde daralıyor. Evet. O Şükrüpaşa Camii var. Şimdi orada, sol tarafta binaları tek tek yıkıyoruz. Cadde genişleyecek. Ağır bakımın karşısı genişlemiş mi olacak başkanım? Fabrikaya doğru iniyor ya. Tabii tabii, orası zaten derken. Geniş de. Evet. Üstte dar, Şükrüpaşa Camii'nin çevresinde dar. Orada orayı güzel genişletiyoruz. Güzel bir bulvar yapacağız orayı da, Allah nasip ederse. Ve hemen bir miktar aşağısında yeni bir cami ve yine konut projemiz var. Orada anlaştık vatandaşımızla. Aşağıda Tufanç Kardeşler Camii var. O caminin ön tarafında böyle artık ömrü tamamlanmış binalar var. Orada bir iş yeri hedefliyoruz. Yine böyle mahalle insanların çalışabileceği. Evet. Bir bodrum kat, bir de onun yönünde bir iş katı olmak üzere iki tane güzel iş yeri, biri baylara, biri bayanlara. O çevrede oturan insanlarımız, bizim iş yerimiz yok, şeyimiz yok demeyecekler. Gelip orada inşallah ve yeni bir yapılaşma orada gün yüzüne Allah nasip ederse çıkacak. Başkanım şimdi şeyler, yabancılar Mecburiyet Caddesi diyor da Cumhuriyet Caddesi'nden bahsedelim. Cumhuriyet Caddesi'nde de artık bir yenilik yapmak icap ediyor. Ben bugün geçerken orada boyacılar için yer yapmışsınız. Evet. Gerçi teferruat olarak görülebilir ama yani başarı da zaten oradan geçiyor. Çok hoşuma gitti. Yani tebrik ediyorum başkanım bakın sizi. Bakın hem çok güzel olmuş. O caddenin bir başında, evet, bir de bu tarafında, başında. Evet. Bir de adamlar yıllardır orada boyacılık yapıyorlar. Erzurum'un insanları bunlar. Evet. Soğukta, çamurda, yağmurda bir de oturacak, adam gibi oturacak bir yerleri oldu yani. Tabii ben şimdi onlara bir de koltuk yaptırıyorum. Evet. Bir de ayakkabısını boyatmak isteyen vatandaşlarımız gelip ayaklarını koyabilecekleri, evet, bir masa diyelim. Ya bunlar çok önemli iskemde. Şeyler başkan. Yani, bak buraya varıncaya kadar hep hesap ediyoruz. Yani ben istiyorum ki bu şehirde insanlarımız aç ve sefil kalmasınlar. Bu sene yeni bir projemizi söyleyeceğim. Vakıf AVM'nin arkasında, evet, peynircilerimiz var. Evet. Orada, orayı da yıkıyoruz. Oranın altında bir veya iki kat otopark, üzerinde güzel tekrar iş yerleri, sürekli bitirip ve orada yeni bir çarşı. Yani yeni bir gücü kapı projesi gibi bir proje, evet, çıkacak. Ve orayı bir de hemen diğer tarafında şeye bakan, Bosna'ya bakan tarafta da bir yine iş merkezimiz var. Yine altında otopark, üzerinde iş merkezimiz, göreceksiniz ki pırıl pırıl milletimize, evet, insanımıza hizmet verecek. Orada da artık dönüşüm başlıyor. Bunlar nokta projeler. İnşallah bunları uygulamaya soktuğumuz zaman hem milletimiz hayret edecek. Ya kim düşündü, kimin aklına geldi? Yeni, evet, inşallah böyle projelerimiz devreye gelecek. Bakın Cumhuriyet Caddesi dediniz. Evet. Bizim ayrı bir büyük projemiz var. Vakıf AVM'nin karşısını düşünün. Evet. Orada, orayla arka taraftaki Atatürk evini düşünelim. Orada da bir sokağımız var. İkisinin arasını yıkıp yeniden yapacağız. Ta şeye kadar. Yakutiye Meydanı'na kadar olan kısım var ya, Mumcu. Evet, evet. Üst Mumcu, hı, caddesi var. Yukarı oradan, evet, buraya kadar, Çaykara'ya kadar tamamen yıkacağız. Yeniden yapılacak. Altına iki kat kademeli otopark koyacağız. Hem Cumhuriyet Caddesi'ni genişleteceğiz, hem Atatürk Evi Caddesi'ni genişleteceğiz. O caddeyi de genişleteceğiz. Yani Cumhuriyet Caddesi'nin bir alternatifi de arkada oluşacak. Gidiş ve geliş. Evet. Şimdi farkındaysanız, evet, tek geliş. Nereden alacağız? Menderes Otoparkımızın, hı hı, başlangıcından. Daha doğrusu Ayazpaşa Caddesi'nin başlangıcına düşünün. Evet. Öyle bir açacağız ki bir araba gidecek, bir araba gelecek. Yani zaman zaman belki biz Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatacağız. Yeni bir yapılaşma, yeni bir otopark devreye girecek burada da. Evet, bunu bu projemizin hedefi 2024 diye şey diyeyim. Yani 2023'e geri getirebilir miyiz? Çünkü bu kadar iş yerinde şey yapınca
bunlara iş yeri bulmak lazım bu insanlarımıza. Yani onun için kademeli gidiyoruz. Yani hiç olmazsa bir belli insanlarımızı mağdur ediyoruz. Belli belli insanlarımızı şehri düzeltelim. Bakın bu projede devreye girdiği zaman Cumhuriyet Caddesi'nin 7 metre daha genişlediğini düşünün. Evet. Ta güzel, muhteşem şeyden olmuş. Başlayacak. Efendim Tebriz Kapı'dan başlayacak. Hatta Kars Kapı'dan başlayacak. Evet. Kars Kapı'dan ta şeye kadar. Bak ne projelerimiz var. İnşallah başkanım. Evet. Efendim hep bahsederken böyle otopark hiç dilinizden düşmüyor. Çünkü artık Erzurum gelişen bir şehir ve tabii trafik sorunu oluşuyor. Özellikle de demiş olduğunuz evet alanlarda yoğun olan Cumhuriyet Caddesi ve onun bağlantı yollarında adeta akşam saatleri mesai çıkışlarında kilit hale geliyor. O dediğiniz problemlerin çözümü de söylediğiniz projelerde. Ancak biraz da toplumun da belki otopark kullanımının o kültürün yaygınlaşması lazım. Halen daha insanlar belki Taşmaz alanda da aynı sorun bu şekilde devam ediyor. Oradaki projenin devam etmemesi yönünde. Çünkü herkes diyor ki ben esnafım burada kapımın önünde olsun. İşte biz bunun için. Onu demircilerde çok güzel örneği hatta orada böyle bir şey yapmıştınız. Diğer yerlerde de olur mu? Tabii. Çünkü esnafa demiştiniz ki günlük girince sadece bir ücret belirlenmiştiniz. Tabii. Kaç tabii, kez girip çıkarsın. Aynen, aynen. Bizim amacımız vatandaşımıza zorluk çıkartmak değil, esnafımıza zorluk çıkartmak değil. Amacımız şehrimizi güzelleştirmek ve vatandaşımızın kıymeti olan araçlarını kontrol altına almak. Şimdi meydanda kalacak bir yerde ister istemez çiziliyor, bir şey düşüyor tabii ama kapalı toparkta bunlar olmuyor. Ve her vatandaşımızın bilhassa taş mağazaların, esnafının kendi araçlarını kullan. Çünkü bizim orada bir otoparkımız var biliyorsunuz. Evet, arka tarafta. Biz onu daha çok halka kullandıracağız. Vatandaşımızın anlaşabilip yıkabilirsek o taş mağazanın altını kendi otoparkları yapacağız. Ve güzel orada depolara da olacak. Allah nasip ederse. Çok güzel bir konuma taşıyacağız. Artık bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Artık vatandaşımız şu aklından geçmeyecek. Ya benim binamı yıktılar, yaparlar mı, yapmazlar mı? Böyle bir sorun Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Biz bu şehirde Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırdığı vizyon ve prestijle aynı anlayışla şehrimizi değiştirmeye, dönüştürmeye gayret ediyoruz. Çünkü bize öyle söyledi. Buraya görevlendirirken Mehmet'ciğim seni görevlendiriyorum. Şu kadim şehir olan, şu milletin teminatı olan, devletin teminatı olan Erzurum'u Erzurumları mutlu edelim. Hadi seni göreyim dedi ve yolladı. Biz şimdi böyle bir görevi alır da bu görevde aksaklık yapar mıyız? Köyleri de güzelleştireceğiz. Onu söyleyeyim. Evet. İlçeleri de güzelleştireceğiz. Bakın ya, bugün bütün ilçelerde çalışmalarınız var. Yeni getirdiğimiz asfalt sistemiyle evet 2023'te Allah'ın izniyle çok nadir yani benim sorumlu olduğum alanların dışında belki kalabilecek köyler birbirine bağlanan yollar olabilir ama bizim şehirle, kasabayla, ilçeyle, köy arasındaki yolları tamamen asfaltlayacağım. 20 ilçemizde de ki 3'ü zaten merkezde, 17'si Taşya'da, 17 ilçemizi de birbirine denk hale getireceğiz. Başkanım asfalt deyince bu ayrı bir teknolojiden mi bahsediyorsunuz? Ayrı bir teknoloji. Ya daha önceden de yine Fransa'da bakın falan şu anda şey yapmıştınız. Başkan vekilimiz Fevzi Polat Bey evet Fransa'da. Bugün geliyorlar. Şimdi Ankara'ya indiler, geliyorlar. Ha. İki yeni makinemizi almaya gittiler. Ne özelliği ne bunların başkanı? Şimdi bu özelliği şu. Bu yeni bir asfalt sistemi. Yani batıda bu uygulanıyor ama bizde yeni bu. Yeni, evet. Türkiye'de yeni. Türkiye'de uygulayan hiçbir belediye yok. Karayollar yok. Şimdi bu yurt şöyle. Yurt dışında uygulanıyor ama özel bir solüsyon yapılıyor. Bir tesis kurduk. Palantöken şirketimiz kurdu. Özel bir karışım. %69'u bitüm. %2'si özel bir karışım. %29'u da su. O asfalt bozulmaz başkanım kolay. Şimdi bu karışıyor. Evet. Bir hale geliyor. Ondan sonra biz bunu tankerlere yükleyip gönderiyoruz. Hı hı. Bunun mıcırı özel. Mıcırı kırıyoruz belli ebatlarda. Hı hı. Belli büyüklüklerde kademe kademe. Bunu yıkıyoruz. Bakın mıcırı da yıkamıyorum. Mıcırı yıkıyoruz. Şu büyük çuvallara dolduruyoruz. Şimdi o çuvallar da şeyde üretilecek. Oltu'da. Oltu'da o dediğim çuvallar evet büyük çuval bankasında. Sağ olsun bize de ilk etapta Kocaeli'nin ürettiği çuvallardan gönderdi. Evet. Şimdi dolduruyoruz. Araziye götürüyoruz. Nerede yol yapıyorsak. Yolun önce altını tesviye ediyoruz.
Sonra üzerine makinenin biri 1-1,5 santim kalınlığında asfaltı seriyor. Bir yandan silindir eziyor. 100 metre veya 200 metre arkadan ikinci bir makine, o da tekrar bunun üzerine 1,5 santim bir yeni bir karışım asfalt seriyor. Silindirleri eziyor. 100 metre arkasından bir üçüncü asfalt kaplama geliyor. Bakın bu asfalt bizim sati kaplama dediğimiz en ucuz asfaltın %65-%70 maliyetinde. Yani biz daha sati kaplamayı 100 lira mal ediyoruz. Bunu 70 liraya mal edeceğiz. Böyle bir asfalt. 3 takım yaptırdık. Her takım 3 makineden ibaret. Bu makine değil bir tır. İnşallah törenler yapacağız. Bunları milletimiz görsün, Erzurumlar görsün. Bilgisayar sistemiyle herhalde çalışıyor. Bu makineler bilgisayarla çalışıyor. Evet, anladığım kadarıyla. Sonra yolda bozukluklar oldu diyelim ki. Yıpranmalar oldu. Makinenin yine üzerindeki yük hazır. Karışımı, mıcırı yüklüyoruz. Bilgisayarda okuyor. Sadece o gelen kısmı asfaltlıyor ve geçiyor. Peki kış ayları için dayanıklı mı bu asfalt? Hiç deneme şansı yok. Deneyeceğiz. Yaptığımız yollar var. Bu sene deneyeceğiz. Bir gittik gördük tabii. Böyle gözleri kapalı evet demedik. Yapılan yolları gördük. Yıllar geçmiş adam gördük. Gerçi bütün oranı fazla diyorsunuz başkanım. Yani asfaltın ana maddesi o zaten. Evet. Yani şöyle bizim sati kaplamaya harcadığımız bitümden daha az bitüm harcıyoruz. Bir de böyle yani. Bir de böyle. Hakikaten gördük. Bir tane Horasan'a yaptık bir yol. Bulgurlu yolu. Bir de Tekman'da yine Şuşar grubu var. Orada bir yolda denedik. İnşallah önümüzdeki 3 ekip, birisi Güney ilçelerinde, biri Oltu ve çevresinde, bir Bakire grubu da Aşkale ve çevresinde. Şimdi biz Pazar yolu, Aziziye, İspir, Aşkale, Çatı bir bölge yaptık. Oraya bir grup makinemiz var. Bir grup makinemiz Güney ilçeleri. Oraya Horasan'ı ilave ettik. Bir grup makinemiz de Oltu, Şenkaya, Olur, Uzundere ve Tortum. Bu bölgeyi halledecek. Diğer makinelerimiz zaten asfalt makinelerimiz fazlasıyla bir şehir içinde bir makine yaptırdım. O da 2023'ün Mart'ında fuara gidecek. Almanya'da fuara. Fuardan gidecek. Oradan Türkiye gelecek. Ve şehirdeki mevcut asfaltlarımızın üzerine bir santim asfalt yapacağız. Gayet evet, modern bir şekilde. Evet. Artık şehir Erzurum modern bir şehir oldu. Uluslararası bir şehir oldu. Bakın biraz evet turizmden bahsettik. Turizmin başkenti ilan edildi. Ve böyle bir şehir, bu şehirde turizm denince öyle sadece bir kış turizmi veya bir spor turizmi veya bir kültür turizmi değil. Bizim doğa güzelliklerimiz var. Bakın bir Hınıs Kanyonları var. Orayı da inşallah güzel restore edeceğiz. Hınıs Kanyonları'nı. Yine Karayazı'da büyük bir güzel gölümüz var. Narman'ı yaptınız. Narman'da biliyorsunuz Narman perebacalarını yaptık. Daha da güzelleştireceğiz. Oraya yeni etkinlikler koyacağız. Orada her gün at arabaları, paytonlar, ben şehirde yaptıracağım. Şehirde 3-4 tane payton yaptıracağım inşallah. Payton. İnşallah göreceksiniz. Bir nostaljik şehri olacak burası. Rüya şehir. Biz biliyorsunuz bunun adına baştan ne demiştik? Rüya şehir. Erzurum. Hakikaten bunu yaşayacağız. Doya diyor Allah nasip Başkan, edersin. Turizm dediniz. Palandöken de sezonu açan ilk biz olduk. Evet, Erzurum ayak merkezi oldu. Evet. Kar da çok yağmadı. Bu sakladığınız karlar vardı. Evet. Onların bir etkisi oldu mu başkanım? Olmaz mı? Bir de Palandöken'e yeni pistler yapacak mısınız? Yani yeni oteller Erzurum'a gelmeye başladı. Evet. Bu yeni otellerin gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şöyle, bu otellerin gelmesi ne demek? Şehirde bir cazibe görüyorlar. Evet. Şehirde bir gelecek görüyorlar. Hem de marka oteller geliyor. Tabii daha gelecek. Daha yeni oteller gelecek. Göreceksiniz Allah ömür verirse bunu hep beraber izleyeceğiz. Bakın biz bu şehirde geldiğimiz zaman dağdaki otellerimiz ne diyorlardı? Biz 4 ay çalışıyoruz diye zaman da kapalıyız. Evet. Doğru diyorlar. Birçoğu kapalıydı. İsim vermeyeyim şimdi reklam olmasın diye. Evet. Ne yaptık? Dedik ki bir bu dağı önce bir sosyal tesislerle donatacağız. İki, bu dağda yüksek irtifalı kamp merkezi oluşturacağız. İlk yıl hakikaten yüksek irtifalı kamp merkezini yaptık. 2014'ün Haziran ayında 15-20 Haziran'da
hizmete soktuk. Takımlar gelmeye başladılar. Ve dedik ki bu dağın Palandöken ve konaklarının yönetimini devralacağız. Özelleştirme idaresinde. Ve burayı güzelleştireceğiz. Yeni pistler yapacağız. Aldık mı? Aldık. Evet. Yeni tesisler yaptık mı? Kafe evet. 25'ten başlayarak Fanus Kafe, Küre Kafe, efendim cam evler, bungalov tipi evler dedik. Evet. Hepsini gerçekleştirdik. Şimdi ne diyoruz? Bir, şehir merkezinden dağa, Palandöken dağına teleferik koyacağız. İki, Sultan 8 denilen yerde yeni kayak alanları, pistler oluşturacağız ve orada Allah nasip ederse yeni otel bölgeler oluşturacağız. Yani dağa çıkarken sağ taraf. Evet. O bizim bir DS'nin yaptığı kanal var. Yağmur suyu kanalı, atık yağmur suyu kanalı. Yani bir kar eridiği zaman şehre sel oluşturmasın. Sel gelmesin. Evet. O, biz ona kuşaklama kolektörü diyoruz. O kolektörün üstünde göreceksiniz ki yeni inşallah oteller alanı oluşacak. Bunda kalmayacağız. Konak Palandöken'den kayarak yeni pistleri oluşturarak ta Konaklı'ya varacağız. Konaklı'dan kaymaya başlayacağız. Kayarak şeye geleceğiz. Allah nasip ederse Palandöken'e. Ve yeni otellerimiz bu dağa çıkarken yolun sağında solunda olacak. Ayrıca dediğim gibi bu alanda Sultan 8'i alanın alt kısmında olacak ve Konaklı'da yeni oteller yapılacak. Allah nasip ederse. 1 milyon turist hedefini geçtik mi başkanım? 1 milyon 25 bin hedefini geçtik. Bu sene hedefimiz 1 milyon 250 bin. İnşallah bunu yakalayacağız. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yani gördüğünüz gibi yani şehrimizde yaptıklarımız yeter. Artık şey bitti demiyoruz. Her yıl kendimize yeni yeni hedefler koyuyoruz. Mesela bütün ilçelerimize doğalgaz getirdik. Bak bu sene Tekman ilçemize doğalgaz geldi. Çat ilçemize doğalgaz geldi. Ve Olu ilçemize doğalgaz geldi. Bir ilçemiz kaldı doğalgaz olmayan Uzundere. O da şu anda Narman'dan borular döşenerek geliyor. Tortum'dan aşağı inşallah önümüzdeki yıla kadar yetiştireceğiz. 2023 yılında da Uzundere'ye doğalgazı vereceğiz. Ve böylece 17 Taşra ilçemizde de şehir merkezinde olduğu gibi doğalgaz olacak. Evet, evet. Ve vatandaşımız doğalgazı kullanacak. Bundan kalmayacağız. Bakın bundan kalmayacağız. Yeni bir sondaj yaptırıyorum. Konaklı'nın altında bir sondaj yaptırıyoruz. Evet. Hedefimiz buradan çok sıcak bir su bulmak. Arzu ettiğimiz sıcak suyu bulabilirsek enerji santrali yapacağız. Bir. Çalışma devam ediyor değil ediyor. Mi başkanım orada? Bir. Evet. Enerji elde edeceğiz. İki. Oradaki suyu otellere vereceğiz. Bir üçüncüsü de yeterli debi varsa şehre sıcak su vereceğim. Çok güzel. Kışın şey kaldırımlarda. Evet. Bir sondajda şeyde yapacağız. Sultan 8'inde. Hedefliyorum eğer firmayı ikna edebilirsek bir çalışmada oradan bir ılık su çıkıyor. O zaman bu şehri seyret. Hedefim ne? Nasıl ki ulaşımda biletleri 6 liradan 5 liraya tam bilette. Evet. Öğrencilerde 4 liradan 2,5 liraya indirdiysek hedefim doğalgaz faturalarını ısıtmada %100 ucuzlatmak. İnşallah başkanım. Yani bugün diyelim ki bir vatandaşımıza 100 lira doğalgazdan fatura geliyor. Hadi onun 10 lirasını şey sayalım. Mutfak sayalım. Evet. 90 lira. Ben 45 liraya bunu yapmayı hedefliyorum. Yapacağım ve vatandaşıma ısıtmayı çok ucuz hale getireceğiz. Yapabilir miyiz? Yeter ki suyu bulalım. Evet. Yeter ki suyu bulalım. Debisi güçlü, sıcağı normal, 60-70 derece üzerinde yapacağım bunu. Allah nasip ederse. Bir de efendim Tekman'da da petrol arama çalışmaları devam ediyor. Devletimiz Türk Petrol Anonim Ortaklığı Tekman'da önemli bir sondaj çalışması yapıyor. İnşallah. Zaten oradaki köyün adı, en yakın köyün adı Katranlı. Evet. Benim insanım köyün adına Katranlı dediyse mutlaka orada bir şey var. Allah'ın izniyle inşallah orada da devletimiz aynen diğer yerlerde olduğu gibi, Karadeniz'de olduğu gibi, efendim Adana'da, Şırnak'ta olduğu gibi burada da petrolü bulacak ve insanımıza gelecek refahlı
bir dönem inşallah yaşatmayı sadece onlarla bekliyoruz. Da kalmıyor. Aslında enerjinin tam anlamıyla tümünü faaliyete geçirmeye çalışıyorsunuz. Tabii. Güneş enerji santralleri de vardı. Tabii bu arada, devam ediyor mu? Belediye olarak 16 megawattlık bir ihale yaptık en son. 7 megawattımız var şu anda. Elektriği elde ediyoruz. GES projesinden bahsediyorsunuz. GES. Güneş enerji santrali. Evet. 16 megawatt daha ihale ettik, yapılıyor. Hı hı. Şu anda 6 megawattı bitti. Şu anda hatta bağlanacak. Bir tören yapacağım. 10 megawattına bir buçuk ay sonra inşallah bitireceğiz. Onu da devreye sokacağız. Ama daha projelerimiz bitmiyor. Esat Bey, daha güzel projelerimiz var. Evet. Belediyemize para getirecek. Çöpten yeni enerji elde edeceğiz. Biliyorsun bir enerji elde ediyoruz. Evet. Şu anda 2,5 megawatt. Hı hı. Ama ben yeni bir yöntemle çöpten farklı bir enerji elde edeceğiz. Bir gelir elde edeceğiz. Buradan ilan ediyorum sadece. Çok güzel. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Tabii her şeyi bir anda bitirmek mümkün değil. Her şey bütçe istiyor. Bütçeniz varsa yapabiliyorsunuz. Tabii bir yandan yerel hizmetler, belediye hizmetleri, bir yandan bu hizmetler hakikaten bütçe yetişmedi de zorlanıyoruz. Şimdi başkanım, ben de biraz önce aklımdan o geçiyordu. Yani bu kadar bakın, hizmet yapıyoruz. Bakın şu anda çöpten, meten gazından şu gördüğünüz tesisi yap işletle ekranda, yaptırdık. %71,5 geliri bize ait. İşte böyle yaparsanız siz bütçenizi büyütüyorsunuz. Şimdi İller Bankası'ndan gelen payla falan bu hizmetler olmaz başkanım. Mümkün değil, doğru. Şimdi bu ekipmanı nereden buluyorsunuz? Zamanı nereden buluyorsunuz? Parayı nereden buluyorsunuz? Bu projeleri nasıl oluşturuyorsunuz? Yani hakikaten çok ciddi bir çalışma var Erzurum'da başkanım. Hamdolsun yani. Madem burada görev aldık. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızdan adaylık izni alınca elbette ki bu işleri yapmak zorundayız. Doğru. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibine yer almak öyle kolay değil. Evet. Bir dakika tutmaz beğenmediğini. Evet. Halka gerekli hizmeti vermediğini görse tutmaz orada. Onun için biz bize güvenmiş, bizi buralarda görevlendirmiş, halkın teveccühünü almışız. O halde halkımızı mutlu etmek zorundayız. Benim Tekman'da da, İspir'de de, Çat'ta da, Hınıs'ta da, efendim Karaçoban'da da, Aşkale'de de, Karayazı'da da, efendim Köprüköy'de de gerekli hizmetleri yapmak zorundayım. Bu hizmete bakın, hamdolsun bir şeyi kaldırdık. Ya bizim tarafa yatırım yapılacak mı? Şehir merkezinde bile ya doğuya yatırım yapacağım mı diyorlardı vatandaşlarımız. Ya ne demek bu doğuya yatırım yapmak filan? Ben hep şöyle anlardım. Yani şehrin ana olarak doğusuna filan, şehir merkezinde Yıralkent tarafı. Bakın biz oralarda şu anda konutları yapıyoruz. Hamdolsun 2000'e yakın konut yaptık. Şimdi anahtarlarını teslim edeceğiz. Gördüğünüz gibi tabii zamanla birden bütün her evi yıkıp yapmamız mümkün değil. Çünkü evlerde yıkarsanız vatandaş oturacak ev bulamaz. Evet. Bütün o gördüğünüz sanayi mahallesini, Edip Somunoğlu mahallesini, mahalle başından ta şeye kadar, Kavak mahallesine kadar hep buralar yenilenecek. Evet. Yenileyeceğiz buraları Allah'ın izniyle. Kavak mahallesinde zaten epeyce bir tarafı yapıldı. Arka tarafları kaldı. Yapıldı. Evet. Şimdi ön tarafları geçeceğiz. Üstten aşağı buralar hep yenilenecek. Yani Hacı Cuma, Veys Efendi, Tosya, Hasan-ı Basri ve yine işlere doğru E5'in değil veya E80'in sağı ve solu inşallah peyderpey hep yenileyeceğiz buraları. Yunus Emre, Abdurrahman Gazi, bakın Abdurrahman Gazi'de itfaiye binamızın arkasına bir hayırsevere bir cami yaptırıyoruz. Bak nerede ihtiyaç varsa, okul ihtiyacı varsa, cami ihtiyacı varsa, park ihtiyacı varsa bunları seve seve yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bir cami de havuz başının orada sanki bir yapılacak diye duyuyorum başkanım. Evet. Askeri şimdi, alanda, lojmanların alanda. Bir de şey var, lojmanlar da, subay lojmanları var orada. Onlar da boşaltmışlar herhalde. Şimdi biz şöyle doldurmuş. Şöyle bir görüşme yapıyoruz. Evet. Biliyorsunuz ki şehrimizde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin subayların, assubayların kullandığı ordu evler oluyor. Evet. Mevcut ordu evi de sağlıksız olduğu tespit edilmiş. Görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bir yerde anlaşacağız ve 2023'te ordu evinin yapımına süratle başlayacağız. Bunun karşısında bazı yerler alacağız. Ben istiyorum diğer bazı yerler var, lojmanları falan var. Hı hı. O lojmanları da alalım, yenileyelim lojmanları. Evet. Bir yandan da böyle bir kentsel dönüşüm yapalım.
hem şehrimiz güzelleşsin, hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni yeni binalara kavuşsun. Bir ordu olmazsa olmaz. Burası bir bölge merkezi. Nasıl ki polis açısından bir merkezse, evet, asker açısından bir merkez, her açıdan bir merkez konumunda burası. Buradaki binaları yenilememiz gerekiyor. Dönüşümü süratlendirmemiz gerekiyor. İşte deprem malumunuz. Biz dur desek de durmuyor yani. Evet. Onun için yapılacak tek şey, akıl ve mantığın bize öğrettiği süratle eski binaları yık, binaları yenile ve yenilerini yap. İnşallah bunları da yapacağız. Tapu Kadastro'ya bir bina yapacağız Allah nasip ederse. Bu arada başka birimler de var. Başkanım, eski SSK binasını yıkmaya başlamıştınız herhalde. Orayı yıkılacak. Orada tamamen yıkılacak mı yoksa bir yok, orayı yıkılacak. Hepsi yıkılacak. Tamamen yıkılacak. Zaten bizim projemiz içerisinde orada çok az konut kalmayacak. Yani orada bir şehrin meydanı olacak Allah nasip ederse. Lalapaşa Meydanı'ndan bizim otoparkımız var. Evet. Otoparkın üst kısmını otopark kullanmayacağız. Yürüyüş yolu olacak. Lalapaşa Camii'nden gelecek yaya olarak oradan insanlarımız kaleye doğru yürüyecekler. Göreceksiniz oralar. Evet. Şimdi neden yavaş hareket ediyoruz? Şimdi karşı tarafa ağırlık verdik. Taşambardar da Cumhuriyet Caddesi arasına. Her şeyi bir anda çözemiyorsunuz. Bu arada Çevre Bakanımıza da TOKİ Başkanlığımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da hakikaten bizle beraber uyumlu bir şekilde bu işleri yaptılar. Şunu da söyleyeyim. Tabii şehrimizin başta valisi, bakanlarımız, milletvekillerimiz, AK Parti teşkilatımız, Cumhur İttifakı'nın teşkilatları, yani buna Milliyetçi Hareket Partisi dahil büyük bir işbirliğiyle bu hizmetleri götürüyoruz. Yani arkamda da çok güçlü bir destek var bunları yaparken. Bunlar şehrimizi geliştirme, dönüştürme hizmetleri. Zaten particilik buna derler. Particilik nedir? Rekabet oluşturmak. Ben daha iyi yaparım, öbürü ben daha iyi yaparım. Hamdolsun göreve geldiğimiz günden beri şehrimizde sadece birileri olsa belki şehir merkezini yapar. Birileri olsa belki ilçe merkezini yapar. Ben köylerde dahil olmak üzere büyük yatırımlar yapıyorum. Bir de mesela köy yolu asfaltladım diyorsunuz ama o köy yolunu olduğu gibi asfaltlamıyorsunuz. Köy yolunu bir de yapıyorsunuz, genişletiyorsunuz. Tabii, ondan tabii, sonra tabii. Asfalt yapıyorsunuz. Yani eski haliyle asfaltlamıyoruz. Evet. Belki yeni virajlar oluşturuyoruz. Yani mevcut virajlar çok tehlikeli. Tehlike arz ediyor. Oraları kırıyoruz. Yeniden düzenliyoruz ve yol yapıyoruz. Bazısı olsa ya boş ver, burası köydür. Evet. Asfalt yeter. Ne lazım? Stabilize yol yeter derler. Evet. Bak biz ondan kalmıyoruz. Biz köydeki değişimi de hızlandırmak için özellikle bu batıdan getirdiğimiz makineleri geliştirdik. Ve şu anda Türkiye'nin birçok yerine, birçok belediye başkanı ekip gönderiyor. Karayollar, ondan sonra kurumlar, makine yapan kurumlar, ya bu nasıl bir makinedir diye gelip makinemizi, yaptığımız işleri inceliyorlar. Böyle de bir öncü olduk. Hamdolsun yani bu büyük güzellik. Bir de başkan, Paşalar Caddesi'nde müze vardı biliyorsunuz, müze taşındı. Evet. Orada boş duruyor. Ondan sonra onlarla da görüşmemiz devam ediyor. Büyükşehir'in karşısında Kültür Turizm Müdürlüğü'nün bir binası vardı. Evet. Orada boş ve onlar yüzük kaşı gibi yerler. Orada da değerlendirmesi lazım. Şimdi konuşuyoruz, anlaşırsak o müzeyi de yapacağız Allah nasip ederse. Ne yapacaksınız o müze? Yeniden... Yani yeniden müze yapacağız. Yeniden müze yapacağız. Ömrünü tamamlamış iki katlı güzel bir müze yapıp onu da Kültür Bakanlığımıza, bakın bu tip şeylerde öncülüğe gidiyoruz. Evet. Ve bunlara talip oluyoruz. Yani ya boş ver. Kendi işini yapamıyorsun gibi değil. Buradan da aynı zamanda oluşturmuş olduğumuz kadroya iş buluyoruz. Şirketlerimize iş üretiyoruz. Bunlar da böylece... Evet başkanım, bu şirketler kurulurken de vatandaşlar, yani vatandaş demeyelim de bunun eleştirileri de olmuştu. Ya şirket niye kuruluyor falan. Bu şirketlerin katkısı büyük herhalde başkanım. Olmaz mı? Yani biz diyelim ki belediyeli olsak bir iş yaparız. Ama şimdi 3-5 iş yapıyoruz. Herkes ayrı bir iş yapıyor. Biraz evvel saydığım fabrikaları yaparken biz yapmadık. Bizim şirketlerimiz yaptı. Yine bizim yanımız sıra firmalar oralara iş aldılar. Kimisi seramik yaptı, kimisi sıva yaptı, kimisi tesisat yaptı. Yani her iş alıp biz yapmıyoruz. Biz işi planlıyoruz, parçalıyoruz ve yine orada etraftaki
iş yapan insanlarımıza da bu işleri veriyoruz. Hem de istihdam sağladınız başkanım. Tabii. Yani bir de kurumlarımızda bu kadar mühendis, mimar, evet, makine mühendisi, efendim teknisyen, yine vasıflı vasıfsız kardeşlerimiz iş ekmek buluyorlar. İşte bugün biliyoruz, biraz evvel konuştuk. 8500 lira sadece, evet, net maaş alacaklar ki biz onun üzerinde maaş veriyoruz. Evet. Toplu sözleşmelerimizde. Birkaç soru da var efendim, hemen araya sıkıştırayım. Tabii yeni doğalgaz yolları, yeni ilçelere doğalgazlar giderken o ilçelerde bugüne kadar belki tapusuz, belki de farklı, hatta çiftlik mahallesinden bir soru var. Tapusuz evler varmış. Bunlarla ilgili bir çalışma olacak mı? İkincisi de yeni kombine caddesi biliyorsunuz. Orada iki tane güzel cami yapılıyor. Daha öncesinde o çevrede başka cami yoktu. Onların tamamlanma zamanı belli mi? Şimdi bir tanesi Gezköy Camisi'nin tren yolunun alt kısmında. Evet. Arsayı biz ürettik. Orada biz planladık. Buraya bir cami ihtiyacı olduğunu. Cami inşaatı başladı. Kabası bitti. Önümüzdeki yıl inşallah kurdelasını keseceğiz. Hayırseverler yapıyor. İnşallah. Hemen biraz daha ileride yine Nene Hatun Caddesi, evet, üzerinde sayılır. Bir cami inşaatı başladı. Arsayı biz verdik. Biz verdik, yapılıyor. Evet. Yine arka tarafta da cami yerleri var. Okul yerleri var. Okul yerlerini biz ayırdık. Görüyorsunuz ki yani belediye şehrin ne ihtiyacı varsa, parksa park, okulsa okul, camiyse cami, efendim Kur'an kursuysa Kur'an kursu, sosyal tesisse sosyal tesis, bilgi evi ise bilgi evleri yaparak hamdolsun şehri kucakladık, götürüyoruz. İnşallah bu dediğiniz alanda büyük bir çamlık var. Orada güzel bir park yapacağız. Bu tren yolunun alt kısmına kalan yer mi? Çamlık daha da alt kısmı, daha da altta bu. Alt tarafta. Yani Nene Hatun Caddesi'nin arka kısmında, kombinanın, eski kombinanın arka tarafında bir çamlıkta büyük, evet, bir 10-15 dönüm bir arazi. Oraya güzel bir park yapacağım. Yan tarafında inşallah sosyal tesisi. O bölgeye ihtiyaç. Yani her yerde nerede insan varsa oraya da bir sosyal tesis kazandırmak suretiyle çevir. Bakın Şükrübaşı'da Tufan Kardeşler Camii var. Caminin önünde bir cadde var. Önü kapalı. Şimdi önünü kamulaştırıyorum. Tortum yoluna bağlayacağız. Yani aynı zamanda da böyle yeni yollar, yeni şeyler. Yeni yollar ihtas ediyoruz. Bakın yine Palandöken ilçemizde üniversitenin kapısından biraz sağa doğru kayınca İmam Hatip yapıldı. Yeni İmam Hatip Lisesi. Evet. Onun yan tarafında bir 20 metre yol atıyoruz. Çat yoluna bağlayacağız. Hemen Azizye ilçemizde istinaf mahkemeleri var. İstinaf mahkemelerinin üstünden çat yolu Ilıca yolundan bir yol açarak çat yoluna bağlayacağız. Yani ağır tonajlı araçları da artık şehir merkezine sokmayacağız. Oradan gidip gelecek. Yine hep söylemiştim, bu sene başlayacağız. Havaalanından gelirken fuar merkezimizin yan tarafında bir yol açacağız. Tren yolunun altından Ilıca yoluna bağlayacağız. 25 metre bir cadde. Bakın yeni bir cadde. Yeni cadde. Oldu. Başkanım bir de vatandaş şunu da istiyor. Şimdi Terminal Caddesi havaalanına bağlanıyor ya, hı, orada çok sıkışıklık oluyor. Orada trafik de iki şeritte duran var. Orada insanlar hakikaten... AVM'nin de yoğunluğu orada. Evet, AVM'nin de yoğunluğu diyeyim, var. Direkt oraya uğramadan havaalanına gidecek bir yol da ister. Dedim ya, Ilıca'dan, işte Ilıca yolundan inerek fuar merkezinin yan tarafından, terörünün altından direkt havaalanına geçecek. Fuar merkezinin direkt kapısının önden geçiyor, he, gibi düşünebiliriz. Tamam. Şeyin yan tarafı. Evet. Yeni atılan, evet, yapılan Hilton'un yan tarafı. Evet. Daha ileride daha bizim fuar merkezimiz var ya, evet, tam onun yanında. Tamam, olur. İlişeceğiz. Bir de ayrıca biliyorsunuz, hı, Terminal Caddesi'nden sola dönüyorduk. Şimdi caddeyi asfaltladık, bitti. Bir yandan itibaren direkt Tortum'dan gelen bir yolumuz var. Evet. O caddeye bağlayacağız. Tamam, anladım. Başka yani anladım. Oradan dönüp, hı hı, tekrar dönme imkanı edeceğiz. İsteyen dönebilir. İsteyen oradan ışıkta direkt, evet, geçip, hı hı, ve rahatlayacağız. Onu da hizmete sokuyoruz. Evet. Efendim o doğalgaz mevzusuyla alakalı, yani vatandaşlar yeni doğalgaz hizmetine kavuştuğu için bu karmaşaları nereden çözebilirler? Acaba Palen doğalgaz ilgileniyor sanırım bunlarla ilgili. Tapusuz yerlere doğalgaz çekilemiyormuş sanırım. Bununla ilgili vatandaşlar... Yok, onlar merak etmesinler. Biz onu çözeriz. Öyle bir şey varsa, hı hı, ilçe belediyemize veya direkt bize bildirsinler. Biz onları hepsini çözeriz. Evet. Sıkıntı kalmaz. Başkanım. Peki kışı da sorayım. Çünkü evet, kış geldi. Kar yağmadı, tamam, ama, evet, şehir merkezinde kışa hazırlık var mı? Tabii bizim hazırlığımız tamam.
Biz her yıl olduğu gibi yine kendi ekibimizle dışarıya para vermeden, Ahmet'e Mehmet'e para vermeden kendi imkanlarımızla şehrimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yine atışlara getireceğiz. Yeni makinelerimiz geliyor inşallah. Yeni otobüslerimiz geliyor. Yeni makineler tekrar alacağız. Durma yok. Yani başka, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde ya artık dinlenelim. Yeter yaptık. Asla yok. Yeni yeni hizmetleri devreye sokacağız. Şimdi geçen de bir arkadaşım var başkanım. Zafer Aynalı Bey'e anlattım içeride otururken. Dedi ki ya başkanla dedim ki başkanım bir konu var onu görüşeceğiz. Başkan bana dedi ki 7.30'da gel sabah 7.30'da dedi gel. Evet. Falan. Ben de böyle baktım ya içimden dedim ki ya hele başkana ya 7.30'da kendisi gelecekmiş ben geleyim diyor. 7'de gel demişsiniz. Evet. O da diyor ki ben 7.30'da gittim diyor. Yarım saat de gitmeyeyim dedim. Ya başkan nerede bu? Oo diyor geldim ben 7.30'da geldim ki başkan diyor görüşmelerin yarısını tamamlamış diyor. Ekip gelmiş. Ekip gelmiş. Çalışıyor. Evet çalışıyor gerçekten. Başkanım maşallah yani ciddi bir enerjiye çünkü sahipsiniz. Hakikaten. Yapacağımız çok iş var. Dinç kafayla daha rahat iş yapıyoruz. Yani bir de işe giden insanlarımız olabilir. Ya uğrayayım başkan oradaysa göreyim. Gelenleri de kabul ediyorum genelde. Evet. Çok zorun olmadıkça şey etmiyor. Tabii bizim aynı zamanda genel sekreterimiz var, başkan vekilimiz tabii var. Hı hı. Efendim diğer daire başkanlarımız var, genel sekreter yardımcılarımız var. Onlar da yoğunlar başkanım. Hepsi, onlar da hakikaten arkadaşlarımız sağ olsunlar. Buradan huzurlarınızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Hakikaten yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Bazı zaman ya işte şu oluyor. Arkadaşlar biz önümüze dev gibi sorunları aldık. Ama hiçbir zaman burada gerek halkımızla konuşurken ya bütçemiz yok, sıkıntı var. Hamdolsun dememeye gayret ettik. Dememeye gayret ettik. Yani vallahi senin paran var yok bilmez. Beni en çok üzen iş arayan gençlerimize hemen darılıyorlar. Geçen bir vatandaşımız Pasimler'den kızı hukuk mezunu bize geldi konuştuk. Aldım şeyini dedim ki değerlendirelim ama tabii o şimdi değerlendirme şöyle zannediyor. Hemen evrağı verdim yarın işe başlayacak. Tabii bizim kadrolarımız sınırlı. Yani istediğimiz kadar işe eleman alamayız biz. Evet. Belli bir mevzuatımız var. Biri emekli oluyor. İşte biri ya yeni bir iş düzene kuruyor veya başka bir yere sınav var kazana gidiyor. Dün akşam aradı sistem ediyor. İşte dedim ki sistem etme. Bak bu iş böyledir. Sen dua et. Biz bak evrağını almışız. Bir evladımıza iş verelim diye de bir gayret sarf ediyoruz. Yani ya boş ver. Bunlar dolası değil. Biz bir kardeşimizi tecrübeli hale, deneyimli hale getirmek için de gayret ediyoruz. Yani tecrübeli herkes istihdam eder evet, tabii ki bir zamanda. Ama bir de yeni bitirmiş. İktisat, işletme, hı, kamu yönetimi, inşaat mühendisi, mimar. Ha, hemen niye almıyor? Alamayız o zaman biz iş yapamayız. Tamamen belediyeyi şeyle doldururuz. Elemanlara doldururuz. Ona da yetkimiz yok. Biz de mesulüz yaptığımız işte. Bunun için ama mümkün mertebe bugüne kadar hiçbir belediye başkanının yapmayacağı kadar yeni eleman aldım. Onları yetiştiriyoruz, eğitiyoruz. Ve ben genç kardeşlerime hep şunu tavsiye ediyorum. Kendinizi yetiştirin. İlla hep belediyede maaşla çalışma olmasın. Dışarıda da siz yeni üretimler yapabilecek konuma gelin. Şirketler kurun. Ama neyle olur bu? Tecrübe kazanarak, deneyim kazanarak olur. Bunun için de buradan bunu ifade ediyorum. Evet. Yeter ki biz bir kardeşimize iş verelim de gönlü olsun biz istemez miyiz? Evet, tamam. Başkanım şimdi hakikaten çok yoğun da mesajlar geliyor. Evet. Hüseyin Tanfer Bey demiş ki Esat Bey iyi yayınlar. Mehmet Sekmen vizyon ve bilgi adam 3. dönemi kesinlikle olmalı. Yoksa şehre yazık olur diye bir mesaj göndermiş. Evet. İlgisine teşekkür ediyoruz iltifatına. Kenan Kaan Aslan Bey de demiş ki Cumhurbaşkanımızı karşılayacak bar ekibinin elbiselerinde göğsünde ay yıldız arması olmuyor. Sayın Başkanım böyle şeylere titiz demiş. Arma olsun diyor. Arma olsun tamam, demiş. Onu belirtelim. Evet başkanım şey var yine var. Maksut Efendi Mahallesi'nin akıbeti ne olacak demiş. Buralar hep böyle mi kalacak? Yok. Şeklinde demiş. Maksut Efendi hemen evet buradan müjdeleyeyim. Hı hı. Maksut Efendi'ye bu sene doğalgaz verdik. Evet. İhmal planlarını 5-6 kata çıkartacağız oranında. Biliyorsunuz orada bir tapu sorunu vardı. Evet. Onu sağ olsun Palandöken Belediye Başkanımızla beraber çözdük. Evet. Eline sağlık.
Şimdi doğal gazını bu sene verdik. İmarını da düzenleyeceğiz yeni sistemle. Ve görüldüğü gibi artık imarın girdiği yere mutlaka müteahhitler girecek. Evet, yeni apartmanlar yapılacak. Tabii. Orada yapamadığımız bir şey var. Hayvancılık yapan kardeşlerimiz var. Onları münasip bir yere almamız lazım. Onu yapamadık. Evet. Onu da alırsak, çünkü artık orada bir şehir oldu. Doğal gaz girdi. Orada yaşayan insanlarımız doğal gaza, yeni su hatlarına kavuştular. Onu da yaparsak güzel bir hayvancılık ahır bölgesi yakın bir yerde. Hem gelir hayvanlarını beslerler. O da hayvancılık da bizim için önemli. Evet. Neden? Çünkü istiyoruz ki bu şehirde hayvancılık doruk noktaya çıksın. Evet, o çalışmalarınız var. Onun da bir iki cümle de ondan da konuşalım başkanım. Evet. Hatta yaz ayı içerisinde hem tarım hayvancılığı çok büyük destekler, göletler yapıldı. Bundan sonucunu acaba yaz ayları içerisinde gördük mü? Olmaz mı? Mesela bu yıl değil de 2021 yılında büyük bir kuraklık oldu malumunuz. Başkanım, kevercilere bir taziye evi istiyor vatandaş. Bir de kevelciler teslim yapacaklar mı demiş. Teslimi bilmiyorum. Kentsel dönüşüm mü? Herhalde kentsel devam dönüşüm. Ediyor orada da. Devam ediyor. Evet. O da devam ediyoruz. Zaten onun arkası Veys Efendi. Onun arkası Tosya. Oralarda hızla dönüşümümüz devam ediyor. Devam edecek inşallah. Evet. Peki efendim, ben programımızın da sonuna da yaklaşıyoruz. Bir yönetmen arkadaşımızdan bir fotoğraf var efendim. Sizle ilgili çekilmiş bir fotoğraf ama aslında soracağımız soruların da tamamının cevabı niteliğinde. Bir ekrana verelim, görelim fotoğrafı. Efendim burada önemli bir toplantıda, protokol masasında Erzurumspor'un maçını izliyorsunuz. Öncelikle bu ne aşk, bu ne sevda, Erzurum taraftarları bunu görünce adeta duygulandı ve birçok da bu fotoğrafla ilgili yapmış olan haberler altına birçok yorumlar geldi efendim. Burada tabii, Süleyman Soylu'yla bir toplantı geçtiğimiz haftalarda maç anına denk gelince sizler de telefondan maçı takip ediyorsunuz herhalde. Evet. Bununla ilgili efendim hem bunu sorayım, bu nasıl bir sevda diyeyim, hem de ardına ise taraftarların da merak ettiği şeyler var. Son iki hafta içerisinde alınan galibiyetlerle birlikte bir heyecan tekrar doğruya ulaşmış vaziyette. Erzurumspor'u sormak isteriz. Durumu şimdi ne olacak efendim? Erzurumspor bizim sevdamız. Bu şehrin taşına toprağına aşığız. Onu söyleyeyim. İstiyoruz ki bu şehrin her şeyini güzelleştirelim. Değiştirelim, dönüştürelim, güzelleşsin. Tabii bunların başında futbol da geliyor. Fakat Cenab-ı Hak bize peş peşe şampiyonluklar nasip etti. Evet. Süper Lig'e çıktık. Evet. İki sefer çıktık ve düştük. Hep şeyim şuydu. Aman dikkatli transfer yapalım. Bizde oynayamayacak, ne olduğunu bilmediğimiz futbolcuları transfer etme yerine tanıdığımız, bildiğimiz, kendini ispat etmiş futbolcular transfer edelim. Paramız boşuna gitmesin. Maalesef bu konuda başarılı olamadık. O zaman da sistemlerim olmuştu. Evet. İlgili arkadaşlar. İstişare edelim. İstişare edelim. Bir araya gelelim. Aklın yolu bir. Fakat maalesef arzu ettiğimiz olmadı. Bugün transfer tahtamızın kapalı olması nedeni o. Bakın transferlere hepsi soru işaretli. Evet. Futbolcular dediğimiz futbolcuların oluşturduğu şey. Bir sefer top oynamamış. Yenmiş, oynamış, hiç fayda sağlamamış. Futbolcuları şehrimize getirerek maalesef şu andaki yaşadığımız sıkıntı. Bunun için istiyoruz ki, bakın zor bir dönemdeyiz. Yarın federasyon toplanacak. Transfer tahtası kapalı olan kulüplere puan silme cezası getiriyorlar. Evet. Ben biraz eve girerken federasyon başkanını aradım, rica ettim. Bunu bir hafta, bir 10 gün daha uzatalım. Belki bir gelişme olabilir. Fakat maalesef olumsuz durumla karşı karşıyayız. Onun için biz Erzurumspor deyince tüylerimiz diken diken oluyor. İnşallah daha titizlik üzerinde durarak takımımızın en az burada kalmasını sağlayarak bu zor dönemi atlatmayı hedefliyoruz. Bu arada da acaba transferi açabilir miyiz diye de bir gayretimiz söz konusu. İnşallah el birliği, gönül birliğiyle bu işi yapacağız. Buradan tabii Erzurumspor'u sevmek lafla da olmaz. Ben imkanı olmayan kardeşlerimize söylemiyorum. Ama imkanı olan birçok kardeşimiz var.
Ya gelin Allah aşkına el ele verelim. Şu tahtayı açalım, destek verin. İnsanlar onurlarıyla yaşar. İnsanlar sosyal desteklerle yaşar. Yani bu veren açısından da söylüyorum. Sadece kullanan açısından söylemiyorum. Ya bu şehir hepimizin şehri. Bu şehri ayakta tutmak, bu şehri geliştirmek, bu şehri dönüştürmek sadece bizim vazifemiz olmamalı. Hep beraber bunu sağlamalıyız. Onun için spor severleri, hayırseverleri de yardıma davet ediyorum. Evet. Şu şehirde spora gönül vermiş onlarca gencimiz, insanımız var. Türkiye'de nadir kulüplerden birisiyiz. Bu kadar taraftarı olan. Evet. Onun için el birliği yaparsak bu sorunları açarız. Allah'ın izniyle bizim desteğimiz dün devam etti, bugün devam ediyor, yarın da devam edecek. Elimden geldiği kadar her türlü gayreti gösteriyorum. Ama göstermesi gerekenleri de davet ediyorum. Tamam. Evet başkanım, yani biz hakkı teslim edelim. Sadece sözde olmuyor. Değerli başkanım, bir hakkı teslim edelim. Yani Erzurum Spor bugün bu noktada ise bunda sizin emeğiniz, en fazla sizin emeğiniz var. Hemen hemen bütününde sizin emeğiniz var. Dolayısıyla yine herkes size bakıyor yani. İşin doğrusu bu. Sizden bekliyor. Evet. Dediklerinize ben de katılıyorum. Çok doğru. Erzurum'u sevmek lafla olmamalı. Ya, elinde olmayanlar için elbette siz de söylediniz. Bir şey yok ama bu tahtayı açabilecek Erzurumlu iş adamlarımız da çok. Başkanım isterseler evet. Yardım edebilirler yani. Olur. Evet. Dediğiniz doğru. Efendim bir de şeyi sorayım. Esat Bey, Cumhurbaşkanı'nın programında detaylarını sizden alalım. Çünkü programımızın hemen ardına daha, bir programımız daha var. Bizim takribi olarak aşmamız gereken 7,5-8 katrilyonluk eski parayla yeni parayla 7-8 milyarlık projemiz var. Yol projelerimiz var. Hakikaten ağırlıkta yol projelerimiz. Hemen akabinde kentsel dönüşüm yaptığımız kentsel dönüşümler var. Akabinde yapmış olduğumuz oteller var. Bakın biz şimdi belediye olarak bir tane konaklı otel yaptık. 50 odalı. Hemen yan tarafında şey var. Teke Deresi var. Evet. Teke Deresi Gölü var. Onun orada aşağı yukarı 15-20 oda. Aşağı yukarı da şeyde de 40 oda var. Böylece 50 oda. Birbirine çok yakın biliyorsunuz. 70 odalık şeyde Pasinler'de termal otelimiz var. Bitti. Evet. Dağdaki otelimizi de yeniledik. Sıfırdan yaptık. Bütün karkas hale getirdik. Binamızı yeniden şey yaptık. Aşağı yukarı 70 odada orada var. Odamız. Bu tesislerimiz var. Bunun dışında Gürcü Kapı, yine kale ve çevresi evet. Açılmamıştı. Üç kümbetler inşallah bu projeyle beraber açılacak. Bumcu'da konutlarımız, Çırçır'da konutlarımız var. Bitti bunlar. Bunlar inşallah devreye girecek belediye olarak. Bunun dışında gerek şeyde Aziziye'de bir büyük bir millet bahçemiz var. 20 dönüm. Yine Dağ Mahallesi'nde bir millet bahçemiz var. Evet. Hakikaten bu da 15-20 dönüm civarında büyük bir alan. Bunun dışında yine yapmış olduğumuz şehir içerisinde asfalt ve yollarımız var. Sanat eserleri olan köprülerimiz, menfezlerimiz var. İçerisinde işte doğalgaz verdiğimiz yerler var. Yapmış olduğumuz hayvan pazarları var. Mesela İspir'de bu sene yaptık bir hayvan pazarı. Tortum'da yaptığımız evet. Hayvan pazarımız ve mezbahanelerimiz. Yine Çat'taki hayvan pazarımız ve mezbahanemiz. Yine Tekman'daki hayvan pazarımız ve mezbahanemiz olmak üzere. Daha aklıma gelmiyor. Birçok böyle projemiz tamam. İnşallah devreye giriyor. Yani 7,5-8 milyarlık bir kısmını da ufak diye şeye koymuyoruz. Açılış şeyine. Ama bunları inşallah kudyalasını keseceğiz. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı başkanımızın açacağı sadece bunlar değil. Karayollarının yolları var. Kamu binaları var. Evet. Okullar var. Evet. Bu arada yapılmış olan önemli miktarda başka eserler var. Tarımla ilgili, sanayiyle ilgili. İşte mesela oltu sanayisini yaptık. Evet. Vali Bey başkanlığında hizmete soktuk. Yine şu anda İkinci organize diye adlandırdığımız, şeker fabrikası karşıtı yaptığımız organize sanayi var. Sanayi Bakanlığımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi biz maddesel destek veriyoruz. Evet. Yoksa bunlar çok geç yürür ve devreye girer. Biz nerede ne varsa belediye olarak elimizi taşın altına koyuyoruz.
Hakikaten kıymetli bir valimiz var. Kıymetli bakanlarımız var. Milletvekillerimiz var. Zaman zaman tabii soruluyor. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Hakikaten kolay değil. Milletvekilinin asıl işi mecliste parmak kaldırıp, yani daha doğrusu mecliste yasa yapmak. Öyle söyleyeyim. Evet. Hep her bir milletvekilimizin bir komisyon başkanlığı var. Recep evet. Bey'in bir komisyon başkanlığı var. Selam Bey'in komisyon başkanlığı var. Efendim İbrahim Bey'in biliyorsunuz plan bütçe çok önemli görev ve ağır bir görev. Devamlı orada yasalar gelir, orada görüşülür. Onun orada vazifesi. Zehra Hanım'ın başka yerde vazifeleri var. Yani hakikaten kolay değil. Yine ittifak ortakımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kamil Hoca'nın genel başkan yardımcısı. Dışişleri Komisyonu'nda görevli yurt dışı gezilerinden var. Yani herkes bir yerden bir vazife üstlenmiş götürüyor. Onun için inşallah ben buradan sizler aracılığıyla tüm dadaşlara sesleniyorum. Gün bugün, evet büyük devlet adamı, büyük lider, sadece bölgesel güç değil, aynı zamanda bir küresel lider olan Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya davet ediyorum. Onu, arkasının ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar halkın ona destek verdiğini göstermemiz lazım. Bugüne kadar dadaşlar hep göstermiş. Hep dadaşlar yanında olmuş. Kürdü Türk'ü, Sünnisi Alevisi ayrım yapmamış. Bütün kardeşimizi davet ediyoruz. Buraya. Nerede olacak efendim? Olimpiyat millet bahçemizin tam karşısında. Onu da hatta Cumhurbaşkanı Erzurum mitinginde bir size evet. seslenmiş. Bize demiş, ne demişti? Buraya bir miting alanı gerekiyor. Segment kardeşim. Aha. Burası miting alanına uygun değil. Yetmiyor. Sığmıyoruz buraya. Evet. Buraya güzel bir miting alanı yap. Biz de tabii elimizdeki imkanları sayın vekillerimizle, partimizle değerlendirerek bugünkü alanı tespit ettik ve yaptık. Hamdolsun. O alanda neler yaptınız başkanım? Yani alan içerisinde neler var? Hem de o gün gelen vatandaşlar için farklı şeyler de olacak tabii. mı? Çünkü birçok vatandaş gelecek. Orada ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla. Orada hakikaten önemli bir millet bahçesi oldu. Hem bir yaşam alanı, evet. hem bir etkinlik alanı. İnşallah bundan sonraki inşallah şehitlerimizin gelmediği, şehitlerimizin gelmediği bir dönemde burada sosyal faaliyetler olacak, kültürel faaliyetler olacak yazın. İnşallah burada biliyorsunuz ağaçlık bir alan. Yan tarafında bir cami eksiğimiz var. Onu da inşallah tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl inşallah başlayacağız. Burası güzel, dört dörtlük. Mesela ben cumartesi, pazar günleri de burada araç satımıyla, yani bu dağa çıkarken evet. saat olan otopark şeyi var ya, onu da buraya almayı düşünüyoruz. Burada daha güzel medeni ölçülerde insanlarımız araç alıp araçlarını satsınlar. Burada bir ay yıldızı bayrağımız, burada bir yine gelen misafirlerin dinlenebileceği bir sosyal tesis yaptık. İhtiyacını gidebileceği. Yine vatandaşlarımızın tabii bu geldikleri zaman inşallah Çaykur reklam amaçlı evet. burada çay dağıtımı yapacak. Onu buradan duyuruyorum. Çorba dağıtımı yapacak. Bir hayır kuruluşları var. Onun için yine insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacakları, namazlarını kılabilecekleri alan oluşturulacak. Onu da buradan duyurayım. Kadın ve erkek ayrı ayrı. Abdest alma yerleri oluşturuldu. İhtiyaç mahalleleri oluşturuldu. Bunu buradan duyuruyorum. Herkes rahat olsun. İnşallah havada o gün meteorolojiye baktığımız zaman gayet güzel. Buradan tekrar Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Kaçta İyi ki varsınız başkanım, diyorum. Başkanım miting kaçta olacak? Saat 1'de. Saat 1'de. Miting alanında. Tüm olacak. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Şehirden büyük katılım bekliyoruz. İlçelerden şimdi duyuyorum kulağıma geliyor. Büyük hazırlıklar yapılıyor. Yani görkemli bir tören olacak inşallah. Daha doğrusu açılış olacak. Burada yapacağımız en önemli bir şey. Evet. Büyük açılışlar yapmak. Yani yaptığımız bu eserlerin hem şehrimizde hem ülkemizde tanıtımı sağlanacak. Hakikaten yaptığımız eserler böyle efle, tüfle, yani böyle basit eserler değil. Hakikaten her ilçemize, her köyümüze, şehirli her insanımıza katkı yapacak hizmetleri açıyoruz. Evet. Bunu da buradan evet. hayırlı olmasını temenni ediyorum. Erzurumlu her şeyi hak ediyor. Her şeyi hak ediyor. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Daha çok hizmetleri yapacağız. Daha güzel işler getireceğiz. Zaman zaman aksilikler oluyor. İşte ikinci organizede kaymalar olduğu gibi. Bilmeyiz. Yerin altında 50-60 metre altında bir kayma olacağını. Ama buna rağmen hamdolsun onu da aşıyoruz. Sayın Çevre Bakanımız
destek vererek oradaki fabrikaların yeni alana taşınmasıyla ilgili gerekli desteği verdi. Ben buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Her ne zaman yanına gittiysek hakikaten elini uzattı. Ne ihtiyacınız var kardeşlerim? Söyleyin yapalım. Daha ne olabilir? Evet. Biz şimdi hızlı treni bekliyoruz. Onu söyleyeyim. Evet. Hızlı tren, raylı sistem. İnşallah onları da... ileri doğru raylı sistemi evet. bekliyoruz. Şimdi ilk beklediğimiz şey hızlı tren. Evet, hızlı İnşallah tren. Bazı tünellerimiz var. Yine bazı karayollarımız var. Onları da inşallah devreye sokacağız. Yine fabrika konusunda destek istiyoruz. İnşallah desteğini alacağız. Ve buradan diyorum ki ey Erzurumlular, görüyorsunuz hem devletimiz, hükümetimiz, hem belediyeniz olarak biz de elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Şehrimiz güzelleşiyor. Çok daha güzel olacak. Artık burası başka yere göç eden değil, başka yerden buraya göç edilen bir şehir konumuna geleceğiz. Bu arada hava uçuşu ile ilgili de yine Cumhurbaşkanımıza yeni uçak talep edeceğiz. Ayrıca da biz buraya bir özel hava yolu kurulması ile ilgili de girişimlerimiz devam ediyor. İş adamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah hedefim, arzum yapamadık bugüne kadar. İran'ı, Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı, Nahçıvan'ı buraya taşımak. Buradan hem şehrimizde kalmalarını sağlamak hem burada İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, hatta Antep, Trabzon'a uçuş seferleri düzenlemek. Böyle bir Charter hedefimiz var. Charter uçaklarla mı yoksa normal şey? Normal uçaklarla. Bunlar 50 kişi olabilir. Transfer noktası haline gelecek Erzurum. Tabii. Bölge şehri evet. kurumuna taşımak istiyor. Çok güzel olur. Bunu da sağlayacağız. Ben şuna inanıyorum. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Siz gayret edince Cenab-ı Hak önünüzü açıyor. Ben buna inanıyorum. İnanan birisiyim. Azı doğalı insanlarımız çok Erzurum'umuzda. Bu arada binbir hatimi atadık. Binbir evet, hatimi başlattık. Binbir hatim başladı, evet. Manevi bir ortamdayız. Hamdolsun böyle güzel bir şehir. Binlerce hatimin okunduğu, duaların yapıldığı, tefsirlerin okunduğu bir aydayız. Allah şehrimizi, ülkemizi ve Mehmetçiğimizi, emniyet güçlerimizi, jandarmamızı, polisimizi, askerimizi her türlü kazadan berdan konusun. Ve hamdolsun o kadar güzel bir asayişimiz var ki ülkemizin her tarafına rahat girip çıkabiliyoruz. Ülkemiz rahatladı doğusuyla, güneyiyle, batısıyla, kuzeyiyle. Ama birileri tabii durmamaya, ülkeyi karıştırmaya da gayret ediyorlar. Ve diyorum ki halkımıza bu yapılanların kıymetini mutlaka bilelim. Kıymetini bilirsek hem Cenab-ı Hak hem de bu işleri yapanlar daha çok hizmet yapmaya gayret ederler. Bu vesileyle televizyonlarda başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımız sevgiler ve saygılar sunuyorum. Köyünden, köylerinden, ilçelerine, ilçelerinden il merkezine, mahallelere kadar hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Bunda kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Bu duyguyla herkese selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve cumartesi saat 1'de etkinlik alanında, miting alanında buluşma dileğiyle inşallah yeni hizmetlerimizi kurdelasını keseceğiz ve devreye sokacağız. Bu anı yakalama dileğiyle herkese saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler de stüdyomuzda gelip sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz efendim. Esat Bey sizlere de çok teşekkür ediyorum. Programımızın teşekkür sonuna ederim. Geldik. Sayın Başkanım ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim bugünlük de programımızı sonlandırmış olduk ve tekrar hatırlatacak olursak cumartesi günü saat 1'de Erzurum Miting Alanı Fuar Merkezi'nin hemen yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı açılış törenine Sayın Başkan tüm vatandaşları davet etti. Biz de bir kez daha hatırlatmış olalım ve yönetmen arkadaşımızdan da rica edersek hazırlamış olduğumuz videoyu videoyla birlikte bitirmiş olalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar dilerim. Seherlerde müezzinler nidası, halkalarda muvahhidler sedası, ne güzeldir zikrullahın edası, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Yavru ya.
Roma kuşu yükseklerden seslenir. Yar koynunda bir çift suna beslenir. Sen ağlama, kirpiklerin ıslanır. Ben ağlayayım ki belki gönül ıslanır. Erzurum'u özlemişiz. Görüyorum ki Erzurum da bizi özlemiş. Cumartesi neredeyiz? Dadaşlar diyarındayız cumartesi günü. Cumartesi günü Erzurum'da on binlerle kucaklaşacağız. Erzurum hazır mı? Erzurum yeni Türkiye'ye hazır mı? Allah coşkunuzu daim kılsın.